arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir askılı etek çalışması yapacağız. Önce eteğimizi öreceğiz. Daha sonra ise bel lastiğinin üzerine ön kapağımızı ve askılarımızı çalıştıktan sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. askılarımızı bakınız. Arkadan ayarlamalarımızı yaparak öne doğru trabzanlar üzerinde örüp ilerledik ve ön kısmı da yine lastiğimiz üzerine öreceğimiz büyüklüğe uygun olarak ayarlamalarımızı yaptıktan sonra örerek tamamlıyoruz Evet bu eteğimizi örmek için bir tane tamamını bitirdim İkinci ipten de çok az kullandım kapak kısmıyla askılarımızı ikinci ipimizde kullandık Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım kolay gelsin İteğimizi örmek için Nako'nun lüks minnoş baby ipini kullanıyorum. İpimizin renk numarası 3664, 100 gram ve 340 metreden oluşmakta ve 2.5 numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen zincirimizi çekerek belimizden örmeye başlayalım. Hangi yaş grubu için öreceksek ona göre zincirimizi fazla çekelim. Bir tane düğümümü atıyorum ilmeğimi gevşeltiyorum bakınız şu şekilde ve başlıyorum zincirimi çekmeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle rahat rahat zincirlerimi çekiyorum 90 tane zincir çektim hemen zincirimizi ölçelim Tığımın olduğu yeri tutuyorum ve uç kısımdan Şöyle bakınız. Hiç kıpırdatmadan şöyle ilerletelim. 42 santim zincirimizin uzunluğu. Biraz gevşek çektim. 42 santim yeterli. Öreceğim bebeğimizin yaş grubuna uygun olarak. Daha büyük yaş grubu için örecek arkadaşlarımız çocuklarımızın bellerinin ölçüsünü alarak başlayabilirler. Hemen ilave zincir yapmadan trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bakınız gayet rahat, sıkı değil. Tığımın başında oluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5. zincirin içerisine gelerek batıyorum. 1, 2, 3. 3 defa da çekiyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Bir defa doladım. 1, 2, 3. Tığımın başında oluyorum. Sıradaki iğreğe giriyorum. 1 2 3 1 2 3 Bir defa doluyorum. Giriyorum sıradaki yuvaya. Tekrar 1 2 3 1 2 3 3 defada alarak son zincirimize kadar bu şekilde örerek devam edelim. Bir uçtan diğer uca kadar trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi en son trabzanımı ördüm. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bitiş yönünde zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. İkinci trabzanın bakın zincir üzerine ördüm hemen ikinci trabzanın ana gövdeden altından geçiyorum ve 3 defa da örüyorum 1 2 3 tekrar bir sonraki trabzanımı bu kez ardından giriyorum bakın işte tığımı ardından geçiriyorum üzerinden geçirdikten sonra diğer tarafından çıkararak örmeye başlıyorum 1 2 3 Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanı yandan giriyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum. Bakın şu şekilde başını doluyorum. Ardından giriyorum. Diğer tarafından çıkıyorum. 1, 2, 3. Sıradaki trabzanımı yandan bir sonraki trabzanımı tekrar ardından sıra sonuna kadar lastik örgümüzü bu şekilde örerek ilerleyelim. İkinci sıramızı tamamladıktan sonra aynı şekilde üçüncü sıramızı da örmeye başladım. Bakınız kabartılı olanlarımızı yandan diğerine arkadan girerek örüyorum ve sıramın sonuna doğru aynı şekilde ilerliyorum. Bakınız kabartılı olan trabzanımı Yandan giriyorum, içte duran trabzanımı ardından giriyorum, diğer tarafından çıkarak üç defada örüyorum. Yandan tamamen aşağıda gördüğümüz şekliyle bu sıramızdaki örgümüze yön veriyoruz. Bakınız, aşağıda nasıl görüyorsak içten. Bakınız, ardından girdim, kabartılı olana yandan sıra sonuna kadar örerek ilerleyelim. Son trabzanımıza kadar ördüm. Bakınız kenarda son trabzanım kaldı. Üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 defa da örüyorum. Ve lastiğimizi 3 sırada bu şekilde tamamladım. Şöyle birleştiriyorum. Şu şekilde. Hemen modelimizi uygulamaya başlıyorum. Birinci trabzan değil ikinci trabzanımın olduğu yere batıyorum. Şöyle bakınız üstüne getirelim. Geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Modelimi uygulamak için artık hazırım. Şöyle görelim bakınız. Gayet güzel oldu. 3 sırada tamamladık. Daha büyük yaş grubu için öreceksek bel lastiği birazcık daha kalın olabilir. Zincirimin üzerine 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim bakınız toplamda ve hemen modelimizi uygulamaya başlıyoruz zincirimiz de modelimize dahil birinci trabzanı atlıyorum ikinci trabzanın olduğu yere gelerek batıyorum 1 2 3 başını doluyorum 1 2 3 2 tane trabzanımı örüyorum 1 2 zincir çekiyorum tekrar tığımı başını doluyorum 1 2 3 bir daha başını doluyorum 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyorum. 1, 2, 3. Araya zincir çekmeden tekrar tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. ikinciye batıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere 1, 2, 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakın aynı yere iki trabzanımı ördüm. İki zincirimi çektim. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Şöyle görelim. 4 zincirimi çektim, bir trabzan atladım. İkinci trabzanın bulunduğu yere 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. bir trabzan atladım, tekrar diğer trabzan üzerine bir trabzanım ördüm, 1 atladım, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı kurdum. Yeniden araya zincir çekmeden bir atlıyorum, 2'ye gelerek batıyorum ve bir trabzan örüyorum. Bir defa başını doladım, bir atladım. İkinciye iki trabzan aynı yere, iki zincir aynı yere tekrar iki tane trabzanım örüyorum. Araya zincir çekmeden bir atlıyorum, diğerine batıyorum tekrar araya zincir çekmeden bir atlayıp diğerine iki trabzan iki zincir iki tane trabzanımı örüyorum şöyle görelim yaptığımız işlemimizi öyle çevirip de bakabiliriz bakınız iki trabzan iki zincir iki trabzan ve birer trabzan aralarda İteğimizin ilk sırasını örmek için sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar aynı düzen üzerine modelimizi kurarak geldim. Şöyle bakalım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 1 atlıyoruz, 1 trabzan. Yine aynı şekilde 2 trabzanlarımızı aynı yuva içerisine örüyoruz. Arasına 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi geçişimizi yapalım. Sadece düz yönden örüyoruz. Arkasını çevirmiyoruz. Bakınız düz yöndeyim. Evet geçişimizi yapalım. 4 tane zincirimizin tepe noktasına batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Ve bir tane trabzanımın üzerine yine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve araya giriyorum. 1, 2, 3, 4 araya kadar geçtim. Bakınız üzerinden ilmeğimizi kaydırdım. 4 zincirimi çektim. Bir defa başını doluyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar trabzanlarımı örüyorum. 1, 2, 3. Şöyle görelim. Birleşme işlemimizi yaptıktan sonra iki trabzan üzerinden ilmeğimizi kaydırarak zincirimizin içerisine gelerek girdim. 2 trabzanımı 2 zincirim iki trabzanımı ördüm ve tekrar tığımın başını doluyorum aşağıdaki trabzanımın dıştaki olanını şu şekilde yandan giriyorum 1 2 defa örüyorum tığımın başını doluyorum diğer tek trabzanımın yine yandan giriyorum 1 2 defa örüyorum bir sonraki trabzanımı yine yandan giriyorum 1 2 Bakınız üçünü iki defa ördük. Son kez kapamadık. Şu an tığımda üç tane trabzanım var. Birisinin en sondaki trabzanı tek trabzanımız ve diğerinin birinci trabzanını iki defa ördüm. Üçüncü kez kapamadım. Hepsini aynı anda kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortaya girerek 1, 2, 3. 1, 2, 3. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde modelimizi kurduk bakınız. Hemen tığımın başını doluyorum. Alttaki trabzana yandan giriyorum. 1, 2 örüyorum. Kapatmıyorum. Ortadaki tek trabzanıma giriyorum. 1, 2 kapatmıyorum. Diğer grubun ilk trabzanına yandan giriyorum. 1, 2, 3'ünü tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve ortadaki iki zincire girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 2 zincir. Tekrar 1, 2 trabzan bakınız. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı ördüm. Şöyle görelim. Evet iki trabzanımızı ördükten sonra tığımızın başını dolayalım. Alttaki bakınız dıştaki trabzanımıza yandan girelim. 1, 2, üçüncüyü örmeden tığımızda bekletelim. Ortadaki tek trabzanımızı yine aynı şekilde yandan giriyorum. 1, 2, tığımda bekletiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Ve tekrar diğer grubun ilk trabzanına yandan giriyorum. 1 ve 2, 3 tane trabzanımız ve bir tane de ilmeğimizi götürdüğümüz bakınız örgü e, ilmeğimiz var hepsini tek seferde çekiyorum tığımın başını dolayarak iki zincirimin içerisine giriyorum 1 2 3 1 2 3 2 tane zincir 1 2 3 aynı yere giriyorum 1 2 3 zincirimizin içerisine girdiğimiz zaman iki trabzan 2 zincir 2 trabzanmızı örüyoruz sadece. Şu kısımda işlemimizi yapıyoruz. Bir tane trabzanın dışındaki, ortadaki ve diğer ilk trabzan. Yani ortadaki trabzanımızın sağındakini ve solundakini yandan girerek örüyoruz. Üçünü aynı anda tek seferde kapatıyoruz. Hemen bir daha birlikte yapalım. İki bir defa ördüm. Tek trabzanımı örüyorum. Bir, iki. Sol taraftakini alıyorum. Bir, iki üçünü aynı anda çekiyorum tığımın başını doluyorum İki zincirimin bulunduğu yere girerek iki tane trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum tekrar ortadaki trabzanımın sağındaki ve solundakini üçünü yandan girerek örmeye başlıyorum 1 yandan ikinciyi ördüm üçüncüyü ördüm tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum tek seferde kapadıktan sonra zincir içerisine geçerek trabzanlarımı örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım bakınız şöyle görülmekte işlemimizi sıra sonuna kadar örerek ilerletelim Sıramızın sonuna kadar örerek geldik. Şimdi yeni sıramızı başlamak için hazırız. Öncesinde şöyle görelim. Bakınız modelimizin görüntüsünü şu şekilde birleştirerek aldığımız kısımlar biraz daha dolgunca durdu. Şöyle gördüğümüz zaman bakın. Gayet güzel oldu ve birleşme noktamızdayız. Şimdi birleşme noktamızı yapalım ve yeni sıramızı başlayalım. İki tane trabzanımızı ördüm. Bakınız yuva içerisine zincirimi çektim. Tekrar iki trabzanımı ördüm. Hemen işlemimizi tekrar edelim. Burada da tığımın başını doluyorum. Dıştan giriyorum. Ortadaki bakınız ilk başlangıç zincirimizi sağındaki ve solundaki trabzanlarımızı burada da örmeye başlıyorum. 2 orta trabzanımı yandan girdim 2 defa ördüm diğer tarafın ilk trabzanını 1 ve iki üçünü aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum şöyle görelim bakınız başlangıç ve bitişimizin bulunduğu noktayı da bu şekilde örerek tamamladım zincirden oluşan ilk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum ve kayma işlemimi yapıyorum zincirimin olduğu yere geliyorum ve hemen 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Yanına bir tane trabzanı örüyorum. 2 zincirimi çektikten sonra 2 tane daha trabzanımı ilave ediyorum. 2 trabzanımız, 2 zincirimiz, 2 trabzanımız oldu başlangıç noktamızda. Şimdi ortadaki birleşme yerimizi yapmaya başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum alttaki dış kısımdan bakınız trabzanımı yandan giriyorum. 1 2 iki, iki defa alıyorum. 3. örmüyorum. Tığımın başında doluyorum. Bakınız üçünü aynı anda almıştık. Trabzanımızın birincisini, ikincisini, üçüncüsünün üst kapanış yerinden giriyorum. 1 2 Diğer tarafa Hemen geçiyorum. Sol taraftaki trabzanımın yine yanından giriyorum. 1, 2 ve tek seferde çekiyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. 2 zincirimin bulunduğu yere gelerek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. Kapatma işlemimizden hemen sonra. 1, 2, 3 1, 2, 3 2 zincir trabzanlarımı ördüm. Tekrar tığımı başını doluyorum. Alttaki trabzanımın dışından giriyorum. İki defa ördüm. Üçüncüyü örmedim. Ortada üç tanesini aynı anda aldığım trabzanımın yandan şu şekilde giriyorum. Bakınız en üst kısımdan yandan giriyorum. Bir ve iki. Diğer trabzan grubunun dıştaki bölümden giriyorum. 1 2 3'ünü tek seferde çekiyorum. Tığımın başını dolayarak zincir içerisine giriyorum ve trabzanlarımızı örüyorum. Bir trabzan, ikinciyi örüyorum. Zincirlerimi çektim. 3 defa da örüyoruz trabzanlarımızı. Bakınız şu şekilde modelimizi bu kurulum üzerine devam ettireceğiz. Bir defa daha birlikte yapalım. Tığımın başını doluyorum. Dıştakinden alıyorum. 1 ve 2. Ortadaki üçünü bir aldığımın tepe noktasına geçip şöyle giriyorum. 1 ve 2. Diğer trabzan grubumuzun dışındakinden giriyorum. 1 ve 2. 3 trabzanımın hepsini aynı anda çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen zincir içerisine girerek örmeye devam ediyorum. Eteğimiz istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Eteğimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam etti. Kaç sıra ördüğümüze şu şekilde bakalım. 1 Bakınız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 toplamda 13 sıra ördüm ve yeterli ölçüye geldim. küçük bir bölümümüz kaldı. o kısmı da birlikte bitirelim ve alt bölümünü çalışalım trabzanlarımı ördükten sonra bir defa başını doluyorum. dıştan alıyorum 1-2 bekletiyorum. 3'ünü üst kısımdan alıyorum 1-2 tığımda bekletiyorum. diğer trabzanımı yandan girerek alıyorum üçünü aynı anda kapatıyorum zincir çekmeden iki tane trabzanımı iki zincirimi tekrar iki trabzanımı örüyorum bir hepsini aynı anda alıyorum İki sonuncuyu alıyorum 3. Bakınız geçiş yerimizdeyiz. 3 trabzanımı aynı anda toparladıktan sonra zincirimin tepe noktasına geçerek batıyorum ve e, sıramı tamamlıyorum. Bir defa doluyorum ortaya giriyorum bakınız. Şimdi kirpik çalışmaya başlıyoruz. Yeterli uzunluğa oluştuktan sonra 1, 2, 3. 3 defa da aldım. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Hemen tığımın başında doluyorum. Arkaya batıyorum. Bir tane kirpik yaptım. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 1, 2. 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanın arkasına batıyorum. Ve çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 1, 2. Batıyorum. Başını doladım. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 defa da alıyorum. 2 zincirimi çektikten sonra bir defa doluyorum. Tek seferde kapatıyorum. 1 2 3 4. 5.'yi yapalım. 1 2 Bir defa doluyorum. Kapatıyorum. Şu şekilde alt kısmımı ördüm. Hemen ortadaki bakınız 3 tane trabzanımızı aynı anda topladığım yere gelerek batıyorum. Bir defa tığımın başında doluyorum. İki zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. Trabzanımı ördükten sonra iki zincir bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 2 zincir bir defa doluyorum. Tek seferde kapatıyorum. 1 ve 2 bir defa doladım. Tek seferde kapatıyorum dördüncüyü örüyorum iki zincir doluyorum tek seferde beşinci için trabzanımı üç defa da ördüm zincirimi çektim tek seferde çekiyorum 1 2 3 4 5 biraz önce de bakınız 5 defa aynı işlemlerimi tekrar etmiştim 5. trabzanımı ördükten sonra ortadaki 3 trabzanımın birleşme noktasının tepesine gelerek batıyorum sık iğnemle kapatıyorum Şöyle görelim. Ve bütün trabzanlarımızda aynı işlemlerimizi yapalım. Zincirlerimizin içerisine girelim. Trabzanımızı ve iki zincir bir defa başını dolayıp tek seferde çekelim. Ve etek ucumuzu bu şekilde tamamlayalım. Eteğimizin alt dilimlerini örüyorum. Bakınız beşer tane trabzan ve ucuna iki tane zincir çekip bir defa başını dolayarak batıyorum. Şu kısımdan başlamıştım. İlerliyorum. Sona kadar bu şekilde örerek tamamlayalım. Bir tanesini daha birlikte çalışalım. Tam ortaya batıyorum. Bir defa doluyorum tığımı. 1, 2, 3. 2 zincir başını doluyorum. Hemen trabzanımın altına batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Doluyorum. 1, 2, 3. 1, 2. Bir defa doluyorum arkasına araya giriyorum. Tekrar 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Doluyorum ve çekiyorum. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 ve 2 tekrar doluyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakınız 5 tane tırabzanımızı ördükten sonra ortadaki 3'ü kapadığımız göze gelerek batıyorum. Tığımın başına hemen ipimi alıyorum. İki zincirimin olduğu yere trabzanlarımı örüyorum. Eteğimizin alt kısmının süslemelerini son noktaya kadar örerek geldim. Şimdi bakınız başlangıç noktasının bulunduğu yere en son trabzanımı batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra buradan keserek tamamlıyorum. Ve Bu ipimizi içeriye alalım. Belimize bir tane ilik ve düğme çalışmamızı da hemen yapalım. Üste gelen kısma ileğimizi çalışmak için bir tane zincir çekiyorum ve düğümümü atıyorum. Şuradan bakınız dilerseniz bir dilerseniz iki tane ilikle çalışabilirsiniz ama küçük olduğu için bir tane yeterli. Şöyle battım. İpimi arkaya alıyorum. 2 3 tane sık iğnemi ördüm. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim buradaki kullanacağınız düğmenin boyutuna göre zincirimizi fazlalaştırabilirsiniz diğer trabzanımın bulunduğu noktaya gelerek batıyorum ve aşağıya kadar sık iğne örerek tamamlıyorum bir tane ilik çalışmasını şöyle zincirimizde yaptık eteğimizin modelimizi bıraktığımız yani başladığımız yere kadar sık iğnemi örerek geldim ve bir tane daha şu şekilde batıyorum. Zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Karşıya da uygun düğmemizi dikelim. Bir tane düğmemi hemen bel kısmına dikiyorum. İliğimizin karşılığına denk gelecek yere şöyle bırakalım ve hemen çalışalım. Düğmemizi ve iliğimizi de bu şekilde çalıştık. Eteğimizin ön kapak ve askı bölümünü çalışmaya başlayalım. Düğmemiz hemen sağ tarafta ve ikinci ipime geçtim. Ayarlamamızı eteğimizin bel lastiğinin ne kadar yaptıysak şu şekilde koyalım. Bakınız düğmemizden itibaren 2, 4, 2, 4 şu şekilde ayarlıyorum. İstediğim genişlik olunca örmeye başlıyorum. Zincirimi çekiyorum kenarından lastik olarak başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen kabartılı olarak yeniden giriyorum. 1 Kapatıktan sonra 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra ardından giriyorum. 1 2 3. Tekrar 1 2 3. Bir yandan bir ardından örüyorum ardından örüyorum 1 2 3 tekrar yandan girerek örüyorum ve bu kadar lastiğimiz yeter tığımın başında doluyorum bir atlıyorum ikinciye gelerek modelimizi aynı şekilde kuruyorum 1 2 3 aynı yere iki tane trabzan 2 zincir iki trabzanımı örüyorum aynı yuvanın içerisine. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. üçüncüyi bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir, iki, üçüncü trabzana iki trabzan. Aşağıdaki modelimizi uyguluyoruz. Tabi buradaki trabzanımızı bir tane daha fazla atladık. Çünkü genişlik istemiyoruz. Düz devam etmesi için aşağıda bir atlayıp bir batmıştık. Burada iki atlayıp üçüncüye batıyoruz iki tane zincirimi çektim iki trabzanımı üç defa da alıyorum tekrar tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye bir tane örüyorum tekrar başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye batıyorum şöyle görelim bakınız iki tane modelimizi yerleştirdim hemen buraya üçüncü modelimi de yerleştiriyorum 3. modelimizi yerleştirdikten sonra bir atlayalım, iki atlayalım. lastiklerimizi örelim kenardan. Diğer tarafın sayısına eşit olacak şekilde ayarlayalım. 1 2 3 4 ve 5 tane tırabzanımız var. Buradan sayalım. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum kenar lastiklerimi gördüğüm şekildeki trabzanıyla örüyorum. 4 trabzanımı ördüm. 5. trabzanımı da örüyorum. Bakın 5 tane trabzanımı ördüm. Şimdi burası modelimizin hemen dış kısmı. Ortadan başlıyorum. Şu kısma 2 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi tekrar İki trabzanımı örüyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı lastik sonrası ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen altındaki bakınız dış taraftaki modelimiz hep önden ördüğümüz için eteğimizi ön kısımdan almıştık. Burada ise arkadan alıyorum. Bir ve iki altın dış taraftakini aldım bakınız. Tekrar tığımın başını doluyorum. Tek olan trabzanımı arkasından giriyorum bir defa örüyorum üçüncüyü kapamıyorum diğer grup trabzanın başlangıçtaki trabzanın ardından giriyorum bir ve iki modelimizin arkasındayız ön yüze kabartılı düşmesini istiyoruz üç tane trabzanımı tek seferde çekiyorum tığımın başında dolayarak iki tane trabzan üç defa da çekiyoruz İki zincir İki tane daha trabzanımı örüyorum. Sonrasında yine bu trabzan grubumuzun dıştaki trabzanın ardından giriyorum bir ve iki. Tek olan trabzanımın ardından giriyorum ve bir sonraki trabzanımızın trabzan grubumuzun ilkine giriyorum. Üç tane trabzanımızı alıyorum. Tek seferde çekiyorum, başını doluyorum ve grubumun içerisine girerek bir. 2 iki zincir, iki trabzan, 1 ve 2 Trabzanımı ördükten sonra kenar lastiğimi örüyorum. İlk arkadan giriyorum, gördüğüm şekliyle örüyorum. Yandan, arkadan, yandan en son trabzanımı tepe kısmına atıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum ve diğer tarafa doğru çevriliyorum. Ama öncesinde yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. 5 tane trabzanımızı yandan ve arkadan örerek görüntüye göre kenar lastiğimizi ördüm. Hemen trabzanımıza başladım. 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzan. Bir sonraki grubun alttan girdim arkadan Ortadakini aynı şekilde ve diğer grubun ilk başını arkadan girerek ördüm iki defa üçüncüyü hepsini bir çekerek bir ilmek haline getirdim bakınız sonrasında yine yuva içerisine trabzanlarımı ördüm yine aynı dıştan altın en son trabzanı ortadaki ve diğer grubun başlangıç trabzanını aldım ve tek sefer çektim Burada dikkat edeceğimiz nokta arkadan alıyoruz. Modelimizin ön yüze güzel durması için. Grubumu ördüm ve 5 tane trabzanımızı lastik örgümüzü örerek ördüm. Şimdi zincirimi de çekmiştim. Örgümü çeviriyorum ve ön yüzden görüntümüze bakıyorum. Bakınız modelimizi gayet güzel kurduk. Hemen devam ediyorum. Zincirimi çekmiştim. Lastiklerimi gördüm. Düzen üzerine örüyorum. Ardından yandan ardından yandan trabzanlarımı içine girerek örüyorum. Bakınız iki trabzan, iki zincir, iki trabzanım ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzünde olduğum için aşağıdaki trabzanın en sonuncusunu ön yüzden bakın yandan giriyorum. 1 ve 2 diğer trabzanımı şöyle üzerinden alıyorum 3 taneyi 1 ve 2 diğer grubun ilk trabzanını alıyorum 3 tane trabzanımı ön yüzden yandan girerek örüyorum tek seferde çekiyorum bir tığımın başını dolayarak zincirimin içerisine giriyorum iki tane trabzanımı zincirlerimi tekrar trabzanlarımı örüyorum bir ve iki Tekrar tığımızın başını dolayalım. Grubumuzun altına girelim. 1 3'ün aynı anda aldığım geri geliyorum. 2 ve bir sonraki grubun ilk trabzanını örüyorum. Çekiyorum. Sonrasında trabzan grubumuzu iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan olarak örüp tamamlıyorum. Lastiklerimi gördüğüm şekliyle örüyorum. Bir yandan, bir ardından, tekrar yandan, ardından son trabzanımın tepesine batarak örüyorum. Modelimizi hem önden hem de arkadan kurduk. Bakınız çok güzel oldu. Şimdi yeterli ölçü olana kadar birkaç sıra daha örelim. Eteğimizin ön kapak kısmını yeteri kadar ördüm. Şöyle sayalım. bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Toplamda 8 sıra ördükten sonra bu kısmımızı artık hem iliğimizi açalım hem de trabzanlarımızı çalışarak kapatalım. Yan trabzanlarımı örerek geldim. 5 Beş 5'ini ördüm. Sığımın başını dolayarak hemen trabzanımın üzerine batarak başlıyorum. 1. İkinci trabzanımı batıyorum araya giriyorum zincirimin bulunduğu yere bir tane örüyorum zincirimin içerisine tekrar trabzanlarımın üzerine birer birer batıyorum diğer trabzanıma geçişimi yapıyorum ortaya bir tane Tüm trabzanlarımıza bakınız birer birer batıyoruz. Ortaya sadece iki zincirimizin olduğu yere bir tane trabzanımızı örüyoruz. Diğer yandaki trabzanlarımı bakınız birer birer her gördüğüm trabzan üzeri bir tane örüyorum. Araya bir tane giriyorum. Son iki trabzanımı ördükten sonra. Şöyle bakalım. Bakınız ön kapak kısmını bu şekilde çalıştım. Bir sonraki sırada lastiğini de öreceğiz. Yandan giriyorum. Ardından kenar lastiğimizi bozmadan ilerliyoruz. Son trabzanımın tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektikten sonra çeviriyorum. Burada hem iliğimizi açalım hem de lastiklerimizi örelim. İlik yerimizi hemen şu noktada açalım. Bir tane trabzanımızı ördükten sonra diğerini de uç kısımda karşılıklı şu askımızın üzerinin devam ettiği yerden ayarlayalım. Şöyle bakalım bakınız. Birinciyi ördüm. ikinci yandan girerek örüyorum. Üçüncü trabzanımı Ardından girerek örüyorum. 3 tane ördükten sonra 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı atlıyorum. Diğer gövdeden alıyorum. Trabzanımı ördükten sonra ilk iliğimi açtım. Şimdi şuradaki görmüş olduğumuz noktayı da yine lastik örgüsüne çevirelim. Bir tanesini arkadan alıyorum. Yanda. Arkadan. lastik örgümüzü takip ediyoruz. Bütün trabzanlarımızı aynı şekilde örerek ilerlemekteyim. Şöyle görelim bakınız. Ardından yandan evet bakınız, lastiğimizin hemen yanındaki ilk trabzandayız. Burayı örüyorum ardından iki zincirimi çekiyorum dış taraftaki lastiğimin son sırasını atlıyorum ve gördüğüm gibi devam ediyorum. İkinci iliğimizi de bu şekilde açmış olduk. tepe noktasına batıyorum. Bir tane zincirimi çekip hemen dönüyorum. Evet zincirimi çekip döndüm. Sık iğne olarak her bir trabzanımın üzerine batıyorum. Ve burayı son sıra olarak tamamlıyorum. Çekmiş olduğum iki zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın iki batmıyorum. Bir sık iğne. Eğer 3 yaptıysanız e, zincirimizi daha büyük düğme kullanmak istiyorsanız bir tane eksik batalım sık iğnelerimizi. Birebir batmayalım. Sona kadar her trabzanımın üzerine birer sık iğnemi batıyorum. Ve önümüzün kapak kısmını tamamlıyoruz. Diğer ilik yerimize kadar geliyorum. Bakınız hemen ilik çalışmamızın bulunduğu noktaya geldim bir tane sık iğnemi örüyorum ve diğerlerine de birer sık iğne örerek kapağımızı tamamlıyoruz şöyle görelim şimdi burayı tamamladıktan sonra arkadan askılarımızı çalışmaya başlayalım eteğimi ortalıyorum şimdi arkasının lastiklerine de çalışmaya başlıyorum bakın şu şekilde ortaladım şuradan başlıyorum diğerine de askımın olduğu yerden işaretlerimizi koyalım ve hemen trabzanlarımızı alarak örmeye başlayalım. Bir tane tığıma ipimle zincir çekip düğüm attım. Hemen başlıyorum. Bakınız kabartılı olan yerden başlıyorum. Yine yandan giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir sonrakini ardından 1, 2, 3. Yandan 1, 2, 3. Ardından ne kadar kalın istiyorsanız o kadar kalın örebilirsiniz 1 2 3 4 5 bir tane daha örelim 6 tane trabzandan devam etmek istiyorum 1 2 3 4 çeviriyorum Çocuklarımızın yaşına ve boyuna göre buradaki askılarımızın uzunluğunu ayarlayacağız kalınlığı tamamen zevkimize göre çok kalın yapmadım. 1 2 3 4 Bir arkadan yandan tepesine batıyorum istediğim uzunluk gelene kadar örüyorum. Diğer askımı da aynı şekilde başlayarak ilerletiyorum. Eteğimizin ön kapağını çalıştıktan sonra arkadan askılarımızı çalışmaya başlamıştık. 6 tane trabzan şeklinde örerek geldim. Her iki askımızı da ve uç kısımlarına şu şekilde birer tane düğme diktim. E, eteğimizin kendi renginden daha koyu turuncu düğmelerimi diktim ve eteğimiz artık kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle görelim. Gayet güzel bir çalışma oldu. Şöyle baktığımız zaman umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Ee, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.